Teknik üniversiteye yollandı. Ben çekildim. 5. Slow Food Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası kapsamında Bodrumlularla bir araya gelen doçent doktor Yavuz Dizdar piyasadaki gıdalar konusunda yine önemli uyarılar yaptı. Yaveş Gari Bodrum Birliği'nin 13-17 Aralık tarihleri arasında düzenlediği 5. Slow Food Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası etkinliği Bodrum Belediyesi desteği ve Boder İşbirliği ile gerçekleştiriliyor. Organizasyon kapsamında bugün doçent doktor Yavuz Dizdar Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde halka açık bir söyleşi gerçekleştirdi. Yaklaşık 2,5 saat süren söyleşiye Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Hayır, lezzetleri çok güzel ama onları da tavuk yemiyle besleyelim çocuk. Herhalde efendim balık yemiyle besleyecek ailesi yok. En son aldığında. Doçent doktor Yavuz Dizdar, büyük market zincirlerinin yerel üreticiyi yok etmemesi adına bulundukları bölgede sayılarının belli bir oranda tutulması gerektiğine vurgu yaparken, başta yerel tohum olmak üzere pek çok değerin hak ettiği noktalara varabilmesi için hükümetin alacağı kararların etkisinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Dizdar, Bodrum'un önlenemeyen büyümesinin eninde sonunda biteceğine dikkat çekerken şöyle dedi. Şununla ilgili mesele ise çocuk gözleri. Bu sizde şu an kayboluyor artık. Bakın şurada bir doku var. Bu bir tavuğun butunun eklemi. Şuradan kesildiğini varsayın. Butun şu olduğunu varsayın. Buradan kesilince oradan aslında et çıkmaması gerekiyor. Çocuk bunu et olarak yorumladı. 10 yaşındaydı o zaman. Ekleminden et çıkıyor dedi. Ben de uzaktan takılma niyetiyle sordum. Çünkü yiyecek bir şey kalmamıştı. Kemik kalmış artık. Yavrum getir bakayım dedim. Hakikaten bir şey çıkıyor. Onun üzerine dedim ki sen dedim bir tane de şu çiğinden getir dedim anneannesine. Anneannesi çiğniye getirdi. Kestik hakikaten ondan çıkıyor. Rengi göremiyorsunuz. Sağ tarafta bir tane tavuk bulmaya çalıştım. Yavuz Dizdar, gençlerin beslenme alışkanlığını değiştirebilmelerinin ancak düşünce yapılarında yapacakları köklü değişimle başarılabileceklerini kaydetti. Söyleşi esnasında konuklardan birinin yeni nesil çalışan annelerin sütlerinin dolapta bekleterek bebeklerine vermelerini doğru buluyor musunuz şeklindeki sorusuna doçent doktor Yavuz Dizdar eğer dondurarak saklıyorlarsa bana göre bir sakıncası yok. Tabii doğru olan ham haliyle vermektir. Bazıları kanserli hastalara anne sütü iyi geldiği için kadının sütünü satmaya çalışıyor. Ben bunu kabul etmem. Donör olarak çocuğun babasına bir şey vermesini de kişisel olarak kabul etmem. İleride ona lazım olmayacağının bir garantisi yok. Herkes kendinden mesuldür. Ancak annenin sütü çok geliyor ve çocuğu bunu artık içemiyorsa ve onu saklayabilirse o süt kullanılabilir. Çünkü onu nereden biliyoruz? Tüp bebek yönteminde yumurtalar eksi derecelerde donduruluyor ve ondan sonra canlandırıldığında embriyoya dönüşebiliyor, dedi. Hadi daha iyi besledin diye ki 12 litre. 60 litreye çıkabilmeniz için doçent doktor Yavuz Dizdar, tavukların yetiştirilmesinde yaygın biçimde antibiyotik kullanıldığını hatırlatarak, bununla ancak o ürünü satın almayarak verilecek tepkiyle başa çıkılabileceğini belirtti. Dizdar şöyle konuştu. 250 liraya 4 kişilik aile karnı doyuruyor dedik. Bu dedik, aşırı derecede kimyasallaşmış bir işlem dedik. Fabrikalar üretiyor dedik. Bakın televizyonlar ne için var? Televizyonlar reklam oynatmak için var. Televizyon dizi için yok. Bütün sabit olan şey reklam kuşakları. Adam ne diyor? Gecenin bir saatinde Deniz Bayramoğlu reklama gitmek zorundayım diyor. Niye? Çünkü kuşak aynı anda verilmek zorunda. En hararetli tartışma noktasında niye reklama gitsin ki? Bu reklamın girmesi gerekiyor. Çünkü kanal sayısının artmasının nedeni bu. TRT 1 döneminde bir tane kanal vardı. Show çıktı, Star çıktı. Kanal arttıkça tabii ki bunun karşılığında reklam payı da arttı. Ve reklam varsa Unilever var demektir. Sabah reklamlarının üçte birini Unilever verir. Bunun içerisinde diş macunundan tutun, diş bilmem nesinin yapıştırıcısına kadar hepsi tektir. İkincisi Procter & Gamble, PG diye geçer. Bir tane daha Henkel vardır. Üçü zaten sabah reklamlarının %80'ini verir. Siz bunlarla işbirliği yapmazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Ama sizi biz yetiştirirken kızlar için sol taraftaki modeli verdik. Yani bu bir gül kedisinin Cinderella'ya dönme modeli. Hepimiz gül kedisiyiz ama inşallah bir gün balaya gideceğiz ve yakışıklı prens.
Uğur Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Çekmeceligil, Doçent Doktor Yavuz Dizdar'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek son 20 yıldır müfettişlere okullarda sağlıklı beslenme dersi olması konusunda çok öneriler getirdim ama anladığım kadarıyla kapitalist sistem bunu çok fazla da dikkate almıyor. Bu konu okullarda özellikle temel ders olarak da işlenmesi gereken bir konu, dedi. İstanbul'da tavuk yok. Her taraf ambalajlı beyaz et, ambalajlı pirinç ama tavuk yok. Yaklaşık 2,5 saat süren söyleşi sonunda Doçent Doktor Yavuz Dizdar salonda bulunan gençlerden hep birlikte bir şarkı söylemelerini istedi. Bu istek üzerine salonda bulunan çoğunluğu Uğur Anadolu Lisesi öğrencisi olan gençler Çökertme türküsünü hep bir ağızdan söylediler. Söyleşi sonunda Doçent Doktor Yavuz Dizdar ve katılımcılar hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler. Benle alakası yok. İstihbarat birinci elden Teknik Üniversite'ye verdi. Teknik Üniversite G'de olur diye raporu verdi. Rapor kapatıldı.